Yeni nesil uçaklarda kullanım suyu için basınçlı tanklar kullanılır arkadaşlar. Hani şey düşünün. Bir önceki sistemimizde bizim yer çekimi beslemeli sistemde potansiyel farktan dolayı yani yüksek seviyede bulunduğu için su tankı basınçlı bir şekilde musluklarımıza ulaşıyordu. Arkadaşlar yeni nesil uçaklarda 200 yolcu taşıyorsunuz, 400 yolcu taşıyorsunuz, daha fazlasını da taşıyorsunuz. Dolayısıyla bu sistem yetersiz kalıyor. Yine daha uzun uçuşlar yapıyorsunuz. Daha İstanbul'dan Amerika'ya uçuşlar var arkadaşlar. 14, 15 hatta 20 saatlik uçuşlarımız var. Bu uçuşlar esnasında kullanım suyu çok elzem olacaktır. Çünkü baktığınız zaman şehir içi uçuşlarda ben genelde dikkat ederim. Tuvalete 2 kişi, 3 kişi girer arkadaşlar. Daha fazlası girmez yani 200 kişi 2 uçakta. Ama siz bununla bir 5 saatlik, bir 10 saatlik uçuş yaptığınızda bu kesinlikle kaçınılmaz kullanılacaktır arkadaşlar. Şimdi bu minimum ekipman olarak anlatacağız biz. Bazı uçaklarda uzun uçuşlara verildiği zaman uçaklarımız bunlarda modifikasyon yapılıyor arkadaşlar. Yani mesela tek su tankı yerine ikinci bir su tankı kullanıyor. Bu anlatacağımız sistemdeki arkadaşlar 200 litrelik bir tanktır, su tankıdır. Konum olarak da Wingbox'la Forward Cargo Compartment arasında diyor arkadaşlar. Yani kanatların birleşim noktası o iniş takımı yuvasıyla ön kargo arasında bir bölmede yerleştirilmiştir diyor su tankı için. Peki sistem nasıl çalışıyor? Bu kargo bölümündeyse tuvaletler üst taraftaysa artık yer çekimi etkisi söz konusu değil. Burada arkadaşlar su tankımızın basınçlandırılması gerekiyor. Şimdi bizim ilk konumuz neydi? Pnömatik sistemdi. Pnömatik sistemde bleed sistemi diyorduk arkadaşlar. Bakın bleed sisteminden buraya hava geliyor. Hatırlayacak olursanız pnömatik sistemde elde ettiğimiz hava nerelerde kullanılır sorusunun cevabından bir tanesi de su tanklarının basınçlandırılmasıydı arkadaşlar. Peki şu ortadaki valfi bana söyleyebilecek misiniz ne olduğunu? Ne valfi olduğunu? Neden kullandığımı? Siz bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şekline bir bakın. Check valve değil mi hocam? Yok, Aa, shut off valve, pardon. yeniden. Shut off valve değil mi? Bak ortada bir bilye var. İkiden fazla sistem beslemesi yapılıyor. İki farklı hattan basınçlı akışkanlı besliyoruz bunu. Şimdi su tankımızı basınçlandıracağız. Bunlardan bir tanesi bleed Peki sistem. valve hocam? Diğeri Grand Pressurization Port. Abdullah sen mi dedin? Ne dedin? Mekik var hocam. Süpersin. Mekik valve. Yani bunun mantığı neydi arkadaşlar? Eğer ki ben yerde besleme yapacaksam Grand Pressurization Port'tan bu su servis panelinden basınçlandırma yapıyorum. Basıncı buradan verdiğim zaman mekik valve sağ tarafa doğru kayacak. Dolayısıyla şu hat üzerinden basınçlandırma yapılacak. Ya da bleed sisteminden ben bunu yapıyorsam arkadaşlar, bleed sisteminden yapıyorsam ne olacak? Mekik valve sol tarafa doğru kayacak. Dolayısıyla bleed sistem üzerinden su tankının basınçlandırılması yapılacak. Kaldı ki yerdeyken biz basınçlandırdık, tamam, su tankımızın basıncı iyi. Peki sistemdeki su miktarı azaldıkça ne olacak? Su miktarı azaldıkça buradaki basınç azalmaz mı arkadaşlar? Yer portundan basınçlandırdığımı düşünürseniz. Sebebi şu. Su şuraya kadardı ilk dolum esnasında. Üst tarafı havayla doluydu. Ben bu yer tankı, yer besleme hattından basınçlandırdım. Şimdi suyun yeni seviyesini şöyle düşünün. Buraya geldiğini düşünün. Buraya gelirse ne olacak? Artık bu hava şu kadar alana dağılacak. Yani hacim arttığı için basınç ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Düşecek hocam. Basınç azalırsa peki su musluklardan akmaya yetebilecek mi oradaki basınç? Belki Belli yetemeyecek. zaman Seviyeye sonra hayır aşınca. hocam. Ha, dolayısıyla ne yapmam lazım benim? Havadayken de pnömatik sistemden bleed havasıyla burayı basınçlandırmam lazım. Yani su tankında bir sabit basınç istiyoruz. Bu sabit basınçla alakalı herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Benim dokümanımda. Buradan şeyden bakabiliriz. İlgili EMM'den bakabilirsiniz. Hani hangi uçağa bakmak istiyorsunuz? Sizde 737 ve 777 modelleri var. Daha önce attım.
Şimdi de bir de bombardiyerim var. Emrecan söylemişti az önce. WhatsApp grubunuzdan atmıştım. Bombardiyerin de var arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Su tankının üstündeki basıncın ne olmasıyla alakalı kısma. Dolayısıyla bizim su tanklarımız basınçlandırılıyor. Bunu kafamıza koyduk. Su tankımız basınçlandırılıyor. Nasıl basınçlandırılıyor? İki farklı şekilde. Şimdi hemen bunun sorusunu yazalım unutmadan arkadaşlar. Şöyle diyelim. Buna basınçlı kullanım suyu diyeceğiz arkadaşlar. Hocam bu sistemde hiç gözükmeyen valifler var mı? Var var. Gözükmeyen valifler var. Bir de bu minimum gereksinim arkadaşlar. Minimum gereksinim bu. Utku da yazmış. Mekik valif demiş şeyden. Chatten. Güzel. Şimdi bu birinci sorumuz. Bir başka sorumuzu da şöyle yapalım. Su tanklarındaki basınç nasıl sağlanır? Nasıl sağlanır arkadaşlar? Yer besleme portundan sağlanır. Ya da havadayken arkadaşlar su azaldıkça zaten blet sisteminden de hava basılır arkadaşlar. Ki buradaki hava basıncını ölçen tabii ki sensörlerimiz var bizim burada. Su tankının basıncını ölçen tabii ki sensörlerimiz, algılayıcı elemanlarımız var. Yalnız burada minimum ekipman var sistem şemasında. Bunun üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi nereden başlayalım burada? Su tankından itibaren başlayalım. Şimdi siz lavaboları açtığınız zaman arkadaşlar hat üzerinde basınçlı su olduğu için musluklardan su akacak. Onu şuradan bir bakalım. Yerdeyken bizim su tankını suyla doldurmamız lazım. Nereden dolduracağız arkadaşlar? Su servis paneline bakıyoruz şu anda. Su servis panelindeki komponentlere bakıyoruz. Nereden basınçlandırırız arkadaşlar? Su doldururuz pardon. Sizdeyim arkadaşlar. Hocam tekrar alabilir miyim soruyu? Su tankının içerisine suyu nasıl doldururuz yerdeyken? Hocam onu da yerdeki yer besleme portundan koyarız bence. Portunda koyarız. Su doldurmayı hangi porttan yaparız? Şurada bakın. Water servis panelinde hangi porttan yaparız diyorum. Filling port hocam. Filling port yazıyor hocam. Aynen filling port var bakın arkadaşlar. Suyu ben buradan dolduruyorum. Su tankına buradan dolduruyorum. Peki overflow valve ne işimize yarar peki? Taşma hattıdır arkadaşlar. Su tankını gereğinden fazla doldurduğunuz zaman belli bir seviyeden sonra bu valve açılır. Overflow porttan da fışkırır arkadaşlar. Burada yaptığı iş o değil. Burada yaptığı iş arkadaşlar basıncı suyun boşaltılması tamamen. Su tankını boşaltmak için şuradaki drain hattını çekiyor. Buradan suyu boşaltıyor. Tabii bunun ikisi de aynı yerden yapılıyor arkadaşlar. Overflow hattını aynı zamanda biz drain hattı olarak kullanıyoruz. Bunun için şurada gördüğünüz gibi bir valfimiz vardır. Bu valfi kendimize doğru çektiğimizde zaten su tankının içinde de basınç olduğundan dolayı şuradaki hem taşma hattı hem de drain hattı olarak kullanılan porttan suyun boşaltılmasını sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Tabii buradaki teknisyen abiniz ne yapmış? Şuradaki hattan suyu basıyor. Bu drain hattını da dur, hemen temizleyeyim yeniden göstereceğim. Şuradaki boru üzerinden arkadaşlar burası bizim filling portumuz. Çizdiğim bir şey. Oradaki hattan suyu doldururken arkadaşlar şu valfi kendine doğru çekiyor. Kendine doğru çektiği zaman şuradaki valfi otomatikman kendi hareket ettirmiş oluyor. Aksi halde arkadaşlar su tankının içindeki su miktarı fazla olduğunda zaten overflow kendi de ediyor. Şunu biz kendimize doğru çektiğimiz zaman bu hat üzerinden de yani şurada gördüğünüz hat üzerinden de suyun boşaltılmasını sağlıyoruz. Bu ne sağlar bize? Su tankının temizlenmesini sağlar aslında. Su tankını da temizlemiş oluruz.
Bu ilkiydi arkadaşlar. Bu hat üzerinden doldurduk. Şu hat üzerinden hem boşalttık hem de ne yaptık arkadaşlar? Taşmayı sağladık. Taşmayı da buradan yaptık. Peki bizim su tankımız buradaki hat üzerinden basınçlanmıştır. Şu hat üzerinden dolduruldu. Bu hat üzerinden de boşaltıldı. Şimdi gelelim bizim hattımızdaki suya. Bu hattımızdaki su basınçlı olduğu için her yere dolacaktır arkadaşlar. Şu şekilde her yere hareket edecektir. Şöyle devam ettirmesine. Kullanıcıların her birinin girişinde arkadaşlar manuel shutoff valflerimiz var. Yani mesela sen buradaki tuvalet sisteminde herhangi bir komponenti değiştireceğin zaman komple suyu boşaltmak yerine bu hattın manuel shutoff valfini kapatman gerekiyor. Bakın burası ön tuvalet, ön galle ünitesi, orta tuvalet bazı uçaklarda var demiş bakın arkadaşlar. Bunun dışında arka tuvalet, arka galle. Bunlardan herhangi birindeki ünitelerden, borulardan, musluklardan birini değiştirirsen buradaki shutoff valfi değiştirmek, pardon, kapalı konumu almak zorundasın. Peki su tankını ne zaman boşaltmam gerekir peki? Sorun Şatof bu. valfi değiştireceğimizde. Güzel Emre, süpersin. Buradaki manuel shutoff valfleri değiştirmemiz gerekirse, borular, şu hat üzerindeki herhangi bir boruyu değiştirmemiz gerekirse, şuralarda gördüğümüz borulardan herhangi birini değiştirmemiz gerekirse ne yapmamız lazım bizim? Su tankını boşaltmamız lazım. Bunu da drain valve üzerinden tamamen yaparız arkadaşlar. Drain hattından suyu boşaltırız. Çünkü zaten basınçlı suyumuz buradan geliyor. Bu hat üzerinden boşaltmayı sağlayabiliriz arkadaşlar. Bir soru geldi galiba. Hemen bakıyorum. Galleriler mutfak üniteleri. Bizim hani mutfak ünitelerindeki musluklarımız oluyor. Galleriler daha anlatmadık. Ekipman ve mefruşatta anlatacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bilmemiz normal. Galle üniteleri bizim mutfak ünitelerimiz. Oradaki lavabolarımız. Buraya kadar sorumuz yok herhalde. Var mı? Dedik ki arkadaşlar aslında burayla alakalı hemen şunu soru haline getirelim arkadaşlar biz. Havada kalmasın. Diyelim ki shutoff valve'in arkadaşlar komponenti diyelim şuraya. Genel soru kalıbını yazın bakın. Şurada chat kısmına da yazacağım. Şimdi shutoff valve'in yukarısında herhangi bir komponenti değiştirmek istediğimizde hangisi yapılır ya da yapılmaz şeklinde sorular karşımıza çıkabilir. Ne yapılması lazım arkadaşlar? Shutoff valve'in kapalı konuma getirilmesi lazım. Su tankının boşaltılması lazım mı? Hayır hocam, Hocam şato farkı shutoff kapatsak valve. yeter. Aynen. Çünkü Neyse zaten ki. shutoff valve ile ben bu hattı kesmiş oluyorum. Dolayısıyla şey yapmama gerek yok. Su tankını boşaltmama gerek yok. Peki aynı soruyu manuel shutoff valve'i değiştirmek istediğimizde ne yapılması gerekiyor dediğimizde de artık şunu dememiz lazım. Su tankının boşaltılması gerekiyor dememiz gerekiyor. Demeliyiz arkadaşlar. Öyle diyelim. Bunda tamam mıyız? Yani üstteki komponentlerden herhangi birini sökeceğimiz zaman arkadaşlar bizim manuel shutoff valve'imi kapatmamız lazım. Ama manuel shutoff valve'lerde mesela sızıntı olur. Sızdırmazlığını artık kaybetmiştir. Oradaki contalar erimiştir arkadaşlar. Dolayısıyla manuel shutoff valve'i de kapatman gerekecek artık. Değiştirmen gerekecek. Ve bunu değiştirmen gerektiğinde su tankının içerisinde basınçlı su olmaması gerekiyor. Bunda da tamamız herhalde. Gelelim şu lavabolar kısmına. Bakın Hocam lavabo. su basınçsız olursa aşağıda mı kalıyor su tankı? Emre, su tankı bütün komponentlerin altında. Bütün komponentlerin altında olduğu için su tankında eğer ki basınçta yoksa basınçta yoksa ne olacaktır? Hattın içerisine herhangi bir su veremeyecektir. Kendinin altında Hocam komponentleri verir sadece. Efendim?
Shutoff valve'i değiştireceğimizde basınçsızlaştırsak sistemi. Basınçsızlaştırsak olur ama basınçsızlaştırmak için herhangi bir komponentimiz yok bizim. Suyu boşaltıyoruz. Hani su tankının üstünde herhangi bir check valve'imiz vesaire yok bizim. Burada da bizim bir check valve'imiz var. Sadece tek yönde akışa izin veriyor. Yani bu aşağıdan yukarıya doğru izin veriyor. Aynı şekilde burada da aynı şekilde. Yani buradan havanın çıkmasına izin vermiyor. Aynen Emre, boşaltmamız lazım her türlü. Yani şu shutoff valve'i veya altındaki herhangi bir komponenti değiştirmemiz gerekirse arkadaşlar, su tankını boşaltmamız gerekiyor. Tamam. Onu da söyledik. Başka neyimiz kaldı? Burada Hocam drain port. Efendim. mid toilet sıyığında üçgen bir şey var hocam. Onun anlamı nedir? Şu mu? Evet hocam. Bu normalde bunun bir tane daha açıklaması vardı. Yani şöyle üçgen koyarlar, yıldız koyarlar. Şurada da üçgen yıldızı tekrar koyar. Yanında mesela opsiyonel yazıyor. Burada ben koymamışım ama yanında opsiyonel yazıyordu. Opsiyonel demek yani uçaktan uçağa değişiklik gösterir. Mesela uzun uçuş yapmıyorsundur. Sadece kısa uçuşlar yapıyorsundur. Mesela Türkiye olarak düşündüğün zaman sadece yerel uçuşlar yapıyorsundur. Burada çok fazla tuvalete ihtiyaç duyulmuyordur. Dolayısıyla orta tuvaleti koymaz mesela. Onun gibi düşün. Hocam bu water su tankının altındaki benim işaretlediğim şey ne oluyor? Heh, daha oraya gelmedik. Şimdi onu anlatacağım. Sıradan gidiyorum. Tamam, onu da anlatacağım. Hemen onu anlatacağım hatta. Şöyle şunu söyledik. Drain hattından suyun boşaltıldığını söyledik. Ground pressurization porttan su tankının yerde basınçlandırıldığını söyledik. Filling porttan suyu dolduruyoruz. Overflow porttan su tankını çok fazla doldurursak buradan boşalıyor kendiliğinden. Ya da kendimiz boşaltmak istediğimizde hem buradan boşaltma yapabiliyoruz, hem şuradaki drain valve üzerinden boşaltma yapabiliyoruz. Az önce şunu çektiğimizde buradan gelir dedim ama arkadaşlar asıl buradan geliyor. Çünkü basınçlı olarak geldiğini şurada görebilirsiniz. Basınçlı olarak geliyor. Şuradan da geliyor arkadaşlar. Buradan da su boşaltılabiliyor. Geldik şu kısma. Water quantity indikatör. Quantity miktar anlamına geliyor. Su miktar göstergesi. Arkadaşlar şurada su miktar göstergesini görebilirsiniz. Bu su miktar göstergesi su tankının içerisinde kalan suyu gösteriyor. Bunun dışında bir de transmitter'ımız vardır bunun üstünde. Hem bu indikatöre aktarıyor burada. Bu şu dolumu yapan personel buradan takip edebilmesi için. Bir yandan da arkadaşlar transmitter vasıtasıyla forward attendant panel yani ön kabin ekibi paneli diyelim arkadaşlar. Şöyle kabin ekibi panelinde su tankının içerisinde ne kadar su kaldığını görmemizi sağlıyor. Şuradaki transmitter arkadaşlar. Buraya kadar tamam mıyız? Hocam o gösterge basınçlı su miktarını mı gösteriyor yoksa sadece su miktarını mı Su gösteriyor? miktarını gösteriyor. Miktar göstergesi bu. Tamam mı? Bu su miktarını gösteriyor. Aynı zamanda bu su miktarını ön servis paneline gönderiyor arkadaşlar. Tamam. Son bir şey daha söyleyeyim şurayla alakalı. Şurada da arkadaşlar bizim su ısıtıcılarımız var hat üzerinde gördüğünüz üzere. Bir hattımız direkt soğuk su, bir hattımız üzerinden de ısıtılmış su veriliyor. Tıpkı evlerimizde olduğu gibi. Tabii evlerimizde bu kombiden gelirken arkadaşlar uçakta her bir lavabo için yine bir su ısıtıcı mevcuttur. Bu su ısıtıcılar sayesinde sıcak su gelmiş oluyor. Var Hocam mı şey burayla sorabilir miyim? alakalı sorumuz? Hocam borularda falan sızıntı olduğunu gösteren bir şey var mı bize? Yoksa sızıntıyı nasıl anlayacağız yani? Borularda sızıntı olduğunu gösteren herhangi bir şey var mı? Şöyle. Bunların sızdırmazlık testi yapılıyor. Tabii normal şartlarda her seferinde görebileceğin bir şey yok. Sızdırmazlık testi yapılıyor. Sızdırmazlık testinde ne yapıyorsun mesela? Şuradaki valvelerin hepsinin kapatıldığını düşün. Manuel shutoff valvelerin hepsinin kapatıldığını düşün. Bir miktar su koyduğunu düşün su tankına ve de su tankını basınçlandırdığını düşün.
Su tankının içerisindeki basıncı takip ediyorsun. Basınçta azalma var mı yok mu ona bakıyorsun. Basınçta azalma varsa ne anlama gelir? Kaçak var. Sistemde kaçak var anlamına gelir. Burada bitirelim arkadaşlar. Şimdi sonlandıralım. Dönünce devam ederiz.